Hatırlıyor musunuz? Heidi yüksek bir kuleden dağları görebilmek için gizlice evden kaçmıştı. Fakat görebildiği sadece evler, taşlar ve biraz uzaktaki nehir oldu. Kulenin gözetleme yerine çok büyük umutlarla çıkmıştı. Fakat dönüş yolunda Heidi çok üzgündü. Kule bekçisi onu neşelendirmeye çalıştı. Fakat Heidi dağları özlemişti. Yoruldum, daha fazla gidemem. Kedileri beğendin mi? Benim bir köpeğim ve iki keçim vardı. Jose, Şivelli ve Belli. Birini alabilirsin. Aa, bana bir kedi mi veriyorsunuz yani? Elbette. Aa, teşekkür ederim. Birini seçerim. Hadi dışarı. Hadi bakalım. Onları vermeye pek niyetli değilim. Kediler böyledir. Hangisini aldım fark etmez mi? Yoksa içlerinden kendiniz için ayırmak istediğiniz biri var mı? Fark etmez. Yok, koyuyu alacağım. Hayır, beyaz. Ya da bunu. İstersen hepsini alabilirsin. Onlardan kurtulmanın yollarını arıyorum zaten. Zezemanların evini biliyor musun? O evi şehirdeki herkes biliyor. Öyleyse kedileri oraya götürün. O büyük eve bütün kediler sığar. Dur. Çocuklar ve hayvanlar. Küçük beyaz kedicik. Minik minik patiçik. Aman usludur kedicik. Devam edelim. Küçük beyaz kedicik, minik minik patiçik. Zevzemanların evi burası. Sonunda gelebildik. Hoşça kal. Sakın parayı unutma. Hayır, ama bekle biraz. Bütün ev telaş içinde, gir. Aa, kapıyı açık bırakın! Kiliseye tırmanmamı söylememiş miydin? Tanrım, bunu sana benim söylediğimi Kokona'ya anlatırsam beni hemen kovar. Harika, Kokona ona uydu. Sakın ona öyle söyleme. Bu kedi mi yoksa bir hayal mi? Aa, bunu unutmuşum, ne yapacağım? Bunu Bayan Rotten Mar'den saklamam gerekiyor. Girin! İyi akşamlar. Ah, haydi. Özür dilerim, biraz geciktim. Geciktiğini zaten biliyorum. Evden hiç kimseye bir şey söylemeden ayrılmanın terbiyesizlik olduğunu sana anlatmama herhalde hiç gerek yoktur, değil mi Haydi? Bundan sonra dışarı çıkarsan yemek saatlerinde gecikmemeni rica ediyorum senden. Bugün kalbimden dolayı sinirlenmiyorum. Ayrıca senin terbiye edilmeyeceğini ben zaten çok iyi biliyorum Haydi. Artık sinirlenmeyeceğim sana. Adelaide, benimle dalga geçmeyi düşünüyorsan git yukarıda odanda yap bu işi. Dalga geçmiyorum ki, yani geçemem ki. Ben... Şşş! Bak yine yaptı. Adelaide, derhal odana çık. Ama neden? Benim suçum... Benim suçum değil ki, bu kadarına ben fazla yapmıyorum. Artık sabrımı taşırdın, defol. Derhal buradan çıkıp odana gitmeni istiyorum. Derhal terk et burayı. Sizinle dalga geçmiyorum Bayan Rottenmeier. Bu kedi gerçek. Aaa! Çok şirin ve küçücük. İmdat! Ninet! Ninet! Kız avcılar! Avcılar! Ninet! Ninet Sebastian! Kurtarın beni! Lütfen yardım edin bana! İmdat! İmdat! Tüyleri çok yumuşak. Korkma.
hayvan sevmemiştim. Tüy kadar hafifmiş. Sanki hiç ağırlığı yok. Onu hissedemiyorum bile. Ne kadar şeker. Nasılsın kedicik? Bayan Clara. Bayan Rottenmeier akşam yemeğine katılamayacağını ve onsuz başlamanız gerektiğini iletmemi istedi. Ve kediyi bana verecekmişsiniz. O benim kedim. Atacak mısınız? Bayan Rottenmeier'ın emri. Kedi kalıyor. Kimseye zararı yok onun. O çok küçük. Biz olmadan hiçbir şey bulamaz. Yapacak bir şey yok. Bayan Rottenmeier onu istiyor. Bir dakika. Kediyi yukarıdaki odaya götürelim. Bayan Rottenmeier oraya giremez. Harika bir fikir. Harika. Harika bir fikir. Sebastian, ona yukarıda sıcak bir yer hazırla. Böylece korkmaz, anladın mı? Ya, yani ben mi? Ben? Lütfen Sebastian, ne olursun. Tamam, pekala. Böyle istenilen bir şeyi geri çevirmek imkansız. Yaşasın! Ben de çok sevindim. Ya sen kedicik? Ortalık sakin. Sessiz olun. Biz hallederiz. Umarım. Evet. Sepeti alalım. Bundan çok iyi yatak olur. Yumuşak olması için bir şeyler koymalıyız. Ben bir şeyler buldum. Ama onu şuradaki odaya götürmeliyiz. Orası güneş aldığı için evet, daha... Evet, sağ ol. Burası çok güzel. Güneş de alıyor. İsterse camdan da bakabilir. Sebastian. Evet. Bence burası bir kedi için çok güzel bir oda değil mi? Umarım kedi beğenir. Ne kadar da güzel bir yatağın varmış senin öyle. Bakalım rahat uyuyabilecek misin? Şu anda içeride kalıyor. Hoşlandı sanırım. Emin misin? Evet. Ona kesinlikle bir isim koymalıyız. Biliyor musun? İsim koymakta pek de iyi değilim. Benim aklıma çok güzel bir isim geldi. Mama. İyi uyuyor mudur? Artık bizim de bir sırrımız var. Harika. Kimseye söylememeliyiz. Özellikle Bayan Rottenmeier'a. Çok çok şirin bir kedi değil mi Heidi? Sence de öyle değil mi? Bir saniye geliyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Günaydın. Bugün erkencisiniz. Şşş. Şşş. Ne var? Mamamın kahvaltısı. Onu hallettim. Hiç korkma. Bunu beğenecektir. Rottenmeier'a dikkat. Dur biraz, bekle. Şapkam. Hayır hayır, bende durması daha güvenli. Şapkanı bana emanet ediyorsun değil mi? Evet, evet, çok şekersin Sebastian. Mama? Mama? Tırmalıyor mu? Bütün kediler tırmalayabilir. Bu yüzden pençeleri var. Küçükler de mi?
Bayan Clara. Linet geliyor, onu görmemeli. Hemen buradan götürmelisin Heidi. Gelme ama. Mama, oyun oynamıyoruz. Gel bu Heidi, hadi. Hadi. Acele et, hadi. Hadi gel, hadi mama. İşte seni yakaladım. Hadi acele et. Tamam, onu hemen buradan... döneriz. Usta ol, tamam mı? En kısa sürede geleceğim. Adelaide, Leatherman ailesinin evinde kahvaltıya 8'i 5 geçe gelmek büyük bir terbiyesizliktir. Asla geç kalınmaz, anladın mı beni? Evet. Terbiyeli ol ve ellerini masaya koy. Hı? Yüzüne ne yaptın? Tırmalanmış görünüyor. Bu mu? Bilmiyorum. Oh. Bu sabah yataktan düştüm ve yüzüm çizildi. Ah. Oh. Hiç acımıyor, çabuk geçer. Oh. Elini yaradan çek. Linet, temizleyici bir şeyler getir. Peki. Ama buna hiç gerek yok ki. Tükürük bunu daha iyi yapar. Linet, sana az önce ne emrettiysem yap lütfen. Onu götürsen iyi olacak. Baş üstüne. Hadi haydi. Ona ateş düşürücü bir ilaç da ver. Sakın unutma ama. Peki, hemen veririm efendim. Acaba dağlarda yetişen tüm çocuklar bunun kadar dikkatsiz mi? Bu çocuk başımıza daha ne kadar iş açacak acaba? Evet, geliyorum. Geliyorum, bir dakika. Oh, senin burada ne işin var? İyi günler. Anlıyorum. Fakat bu eve dilenciler ve seyyar satıcılar asla giremez. Hadi bakalım, çekil buradan, defol. Burada küçük bir kız var mı? Burada iki küçük kız var. İçlerinden biri Heidi mi? Yine bir şey mi yaptı yoksa? Ha, demek burada kalıyor. Onu dün buraya getirmiştim. Getirdiysen getirdin. Şimdi pergelleri aç ve uzaklaş bakalım. Yoksa kendimi kaybederim ve korkunç şeyler olur, anlıyor musun? Bana dün 20 fenik verecekti. Beni dün caddede gördü ve ona yüksek bir kilise kulesi gösterirsem para vereceğini söyledi. Ben de gösterdim. Öyle mi? 20 fenik mi? Yüksek bir kule, caddede karşılaşmak dün. Gir bakalım, belki bir şeyler yapabiliriz. Hadi Augustin. Burada bekle ve sessiz ol. Bayan Clara'ya geldiğini bildireceğim. Ve içeri girmeni söylediğim an bir şeyler çalmaya başla, tamam mı küçük? Hı hı. Eminim çok sevinecektir. Evet, girin. Üzgünüm, dersinizi böldüm. Fakat az önce bir çocuk geldi ve mutlaka Bayan Clara ile görüşmek istediğini söyledi. Ah, misafirim mi var? Kim acaba? Ben tanımıyorum. Onu içeri alsanız hadi. Tabii. Bayan Clara, itiraz ediyorum. Dersi bölmememiz gerekiyor efendim. Evet ama niye? Hayatımda ilk defa biri benimle konuşmak için buraya geldi. Daha önce hiç misafirim olmamıştı ki. Pekala. Kısa bir süre için. İçeri alın lütfen. Şimdi içeri gir ve laternanı çalmaya başla. Anladın mı ufaklık? Hadi Augustin. Kesecek misin sen şunu? Niye ki? Bu çok güzel. Güzel mi yani? Bu mu? Thank you.
müzik olduğunu hiç sanmıyorum. Aa, ne kadar da kötü bir müzik. Şimdi bayılır. Hemen kes şu gürültüyü, yeter. Çabuk çık buradan dışarı, çabuk çık dışarı. Hemen şu ejderhayı dışarı çıkarın, çabuk olun, çıkarın şu dışarı. Bu kaplumbağa ejderha. Emrinizdeyim efendim, bir isteğiniz var. Hemen şu ejderhayı tosta ya da her neyse çabuk çıkar dışarı. Baş üstüne, nasıl emredersiniz? Bu ona çok iyi geldi, iyi iş yaptın. Çaldığını çok beğendim. Hala paramı alamadım ama. Biliyorum, bekle. Al bakalım, dün için 20 fenik. Ve bugün çok güzel bir iş başardığın için sana 20 fenik daha. Ha, sağ ol. Bu hiç de hoş olmayan durumun nedenlerini dersten sonra araştırmak istiyorum. Lütfen öğretmen bey, derse devam edin. Yunanlılar... Girin. Çok garip. Girin! Rahatsız ettiğim için çok üzgünüm ama az önce bunu Bayan Clara adına bıraktılar. Sipariş verdiğimizi hatırlamıyorum. Ha? Ben alırım. Hemen açın Bayan Rotomay. Sonra çocuğum, dersten sonra. Önce iş, ondan sonra eğlence. Öğretmen bey, artık devam edebilirsiniz. Bir dakika lütfen. Öğrenmek istemiyor musun? Hayır. Hiç merak etmiyor musun? Hiç etmiyorum. Bunu anlamıyorum. Öğretmenim, bir dakika lütfen. Buna Bayan Rottenmeier karar verir. Bayan Rottenmeier, lütfen çok kısa bir an için, lütfen. Hayır demiştim Clara. Lütfen, içinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Eğer içindekini öğrenmezsem derse dikkatimi veremem ki, öyle değil mi Heidi? Görünüşe bakılırsa dikkatleri dağıldı. Galiba. Sepete bir kez bakmalarına izin vermeliyiz. Sizce bunu yapmalı mıyız? Elden ne gelir? Bakmazlarsa bütün dersi hiç dinleyemezler. Onlara bir ara vermek çok daha iyi olacak. Onlara sepetin içinde ne olduğunu gösterirseniz... ...çocukların ne kadar zevkli çalışacaklarını görürsünüz. Doğruyu söylemek gerekirse ben de meraklandım. Belki taze meyveler vardır. Meyveler beynin daha hızlı çalışmasını sağlar. Neyiniz var öğretmen bey? Dilinizi mi yuttunuz? Bu davranışınız sizce biraz garip değil mi acaba? Bayan Rottenmeier, sakın heyecanlanmayın, her şey yolunda. Guguk kediciğim. Ne dediniz? Kedicik mi? Kedi mi? Masanın üstünde ne iş? Derhal şu iğrenç kedileri evden kovalayın, derhal! Peki efendim. Hadi ufaklık, git hadi. Hadi acele edin! Yardım edin! Yakaladım. Korkma ufaklık, gel bakalım. Bayan Rottenmeier, iyi misiniz? Bu kadarını kaldıramadı galiba. Eğlenmemiştim Heidi. Kediler geri götürüldüğü için çok üzüldüm. Hepsi çok şekerdi. O heyecandan sonra bu çok normal. Onların nereden geldiğini merak ediyorum doğrusu. Mama, mamamı unuttuk. Ben getiririm. Buyurun efendim. Bu çocuk.
Onu bir hafta kilere kapatmalı. Evet, onu bugün aşağı kapatmanı istiyorum, bir günlüğüne. O zaman yukarı fare getiriyor. Aa, hala buradalar. Buradalar, görüyorum. Oturmuşlar ve bana gülüyorlar. Ama hayır, hepsini dışarı attım. Evet, buradalar, ben onları görüyorum. Hayır. İşte mama, çok iyi yedi, biliyor musun? Her şeyi yedi. Hadi ona bana ver Haydi, lütfen hadi. Biliyor musun mama, bence diğer kediler de senin geldiğin yerden geliyorlar. Yani bu da Haydi'nin işiydi. Oh! Gıdıklanıyorum, yapma. Bayan Rottenmeier. Oh, hadi yaptı mı yapmadı mı? Her ikisi için de çok heyecanlı bir gün olmuştu. Önce kaplumbağası ile birlikte çalgıcı çocuk geldi. Sonra da bir sepet dolusu minnacık kedi. Clara bugüne kadar hiç böyle güldüğünü hatırlamıyor. Haydi ve Clara çatı katında sakladıkları sırlarının fark edilmemesini sağladılar. Bayan Rottenmeier bu yavaş miyavlamaların nereden geldiğini bir türlü öğrenemedi. Çok sinirli olmasından dolayı bu sesleri işittiğini sanıyordu. Miyav sesi duyduğunda ağrı kesici almaya başladı. Çocuklar bu konuda çok gülüyordu tabii. Fakat bir gün kötü şeyler oldu. Bayan Rottenmeier bir şeyler fark etmişti. Gelin isterseniz bunu da bir sonraki bölümde anlatayım.